Hoş, Hoş geldiniz, buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Esra Hanım, ben bir şey konuşacağım. İlk önce beni dinlesin, sesimi kesmeden, Hı -hı. sözümü dinlesin. Şu Erol Kocabaş'ın resmini kaldırsın. Hı -hı. Ben tavuk çiftliğinde çalıştım, Hı -hı. Evet, tabii, tabii. bir sene kaldım. Bir sene kalmaya has kaldı, çıktım. Ben kendisini, orada çavuş vardı, çavuştan beni hat taktı. Hatlattı mı? Evet iftira attı bana. Kim attı? Eşim. Ziyatti. Evet. Bir merhaba deseydin önce. Yok ben onun yüzünü görmek istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Kendi cehennemi cebine gitsin. Kendi çocuklarımı da vermeyeceğim. Benim oğlum 16 yaşında oğlum vardı. Onu ben, niye almadın yanına? Ben, ben söyleyeceğim. Tamam. Yayından sonra izledim ekranı, canlı yayını. Benim oğlumu ben o akşamı Komşuya göndermedim. Oğlum okuldan geldi. Ben kendi oğlumu yemek yaptım. Benim Hı -hı. 13 yaşında kızım var. Üçü 9 yaşında bir de 5 yaşında evladım var. Hı -hı. Ben Buruk Hasan'da çalıştım. Hı -hı. Bir de 13 milyar evde para varmış. Hı -hı. Nerede onun 13 milyar ma şey para Ama varmış? Ama Seval sen şimdi bak konudan konuya atlıyorsun. Benim ben, de kafam yok. bir Allah kulak oldu. <laughs> ben şöyle yapalım. Şimdi ben mesela Eroğlu o fotoğrafı vermeyeceğim ama sana bir fotoğrafla ilgili bir soru soracağım biraz sonra. Evet. Önce ablacığım sen 29 Aralık'ta dört çocuğun var. Evet. Üçünü alıp evden niye kaçtın? Hangi bir olay üzerine kaçtın? Ben, e yani nasıl kaçtın? Ben Neden kaçtın? Geri dönüşümde çalışırken biz geri, şey görevliler getiriyordu. İki erkek önde oturuyor bir erkek de yanımızda Hı -hı. oturuyor. Kendisi şahıs ben görevliler getirdi bizi dedim. Kahvenin önünde indi. Servis Bana, yani. Yok taksi. Hı hı. Taksi normal. <laughs> İki kişi daha vardı girmedi onlar. Ondan sonra biz indik. Ben yengemden eve çıktım. Kendisini aradım. Ziyaretin. Ben geldim eve dedim. Bana dedi ki affedersin. Metin'i ortaya yengen bir köşeye oturaydı. Bir köşeye sen oturaydın. Metin'i ortaya alaydın dedi. Bu ne demek? Ne demek? Bilmiyorum. Kendisine sorun. Ha, argo bir şey evet, söyledi sana evet. anladım. Ondan sonra telefon etti. Kıskanmıyor. Ha? Kıskanmıyor. Allah e, kıskanmıyor. E burada demişsin ki ben kocam beni uçan kuştan her erkekten kıskanıyor. Bana bakan her gözden rahatsız oluyor. Benim kaynanam, kaynatam öldükten sonra kıskandı. Niye kıskanmamış? Ben <laughs> Cenap. Ay tövbe tövbe yarabbim. <laughs> evet. Ben <gülüyor> düğünlere <gülüyor> gitmedim düzgün. Eşya benim kendi yengem verdi. Kaynatan ölünce niye kıskanmaya başladı? Bilmiyorum. Kendi kıskandı. Ya, peki hayattayken niye kıskanmıyordu? Bilmiyorum. Ölüm neyi çağrıştırdı Bilmiyorum. onda yani neyi uyandırdı? Bilmiyorum. Eşin Sonra? seni son kaç yıldır kıskanıyor? Burada. Beş 5-6 senedir kıskanıyor. Aşırı derecede mi kıskanıyor? Vallahi kıskanıyor evet. Daha Her şeyden kıskanıyor. Şey iftira dedi. dedi. Daha önce de iftira mı attı başladığıyla? Evet. Bu kaçma olayından önce de var mı böyle bir... Vardı. Vardı evet. tavuk çiftliğindeyken vardı. Tavuk ne vardı? Gerçek evet. değil ne yani. Ne vardı? Onu. Ne vardı? Ne mi vardı? Evet. Ne mi vardı? Evet. Ne mi vardı? Evet. Sen beni çavuşlar İftira attın lan. Bağlansın peki. Canım, tavuk çiftliğindeki evet. olanların hepsi bağlanacak. Köyden hepsi bağlanacak. Yaptığın iftiraları bulunacak. Annen bağlanacak, babam bağlanacak, Bağlansın. abin... Abim bağlanacak, teyzem bağlanacak, bayım bağlanacak. Bu arada Çavuş'la ilgili hemen bir açıklama yapayım. Bağlanacak. Çavuş bildiğimiz Çavuş değil. E, bu tarlalara hani emekçileri, işçileri götüren, evet. onların başları olan kişi. Bunu Antalya'daki bir konuda e, aklımda kaldı yıllar öncesinde. Öyle değil mi? Yok, çavuş tamam. işçileri evet. götürüp getiren kişi. Evet. Şimdi e, sen 29 Aralık gecesi 3 çocuğu alıp plan evet. yapıp evden çıkıyorsun. Esra abla bu... bir şey sorabilir miyim? Evet. 3 çocuğa 4. şeyi içiremiyor, uyku kapını. Oğlan bırakıp kaçıyor Recep diye birinin yanına. Öbürkülere içkiler şey uykulayıcı kaçtı içirip, Mı? Evet uykulayıcı içirip bindiriyor arabaya. Nereye kaçtım? Nereye? Yalan konuşma. Nereye mi kaçtın? Yalan konuşma. Ya gel, gel, gel. Yalan konuşma. Ben jandarmadan uykulayıcı içirmedim çocuğunu. Aldım. Jandarmadan, jandarmadan, jandarmadan benim, burada. Bir sesimi dinle. Beni dinle beni. Olur, Sesini olur, kes. Olur, kes. Tamam. Ben uykulayıcı içirmedim. Bir de çocuk okuldan geldi. 450 Çocuk milyon verdi otele verdi mi çocuklara ayrı oda tuttunuz kendiniz ayrı oda tuttunuz 450 milyon verdi Ceyatin Bey eşiniz kaç yıl önce başka birine kaçtı Hayır hiç kaçmadı Kaçmadım Esra E Biraz ben. önce uyku ilacı içirip bak, başka yalan birine söylüyor. karşı... Ha, hayır, şimdi giderken çocuklarım uyku hayır. ilacı içirip götürmüş. Bak eğer içirdiysem... Bak, o bak. Çocuklar ayıp mı gitti, uyku ilaçlı mı gitti? Yok, bak Esra Hanım... Kendileri yürüyerek mi gittiler? E, evet. Hayır, taksiyle gitti. Yürüyerek gittiler. Hayır, taksiyle Uy, uyku gitti. Uyku ilacı yok. Peki, yok. ablacığım o zaman şöyle yapalım bak, şuradan gidersek daha iyi olur. Şimdi o geceyi düşün, tamam mı? O evden ayrıldığın gece. Bavul hazırladın mı? Yok hiçbir şey almadan. Hiçbir şey almadan. Evet. Gittim. Çocukları üç tane kızına ne dedin giderken? Oğlan uyuyordu. Oğlum kalk. Bak, bak, demin ben diyordu, gidiyorum. Başkasına dedim. gitti. Oğlan, Şimdi oğlan. uyuyor Dur. diyor. Sesini Dur. Kes. Dur. kes. Sesini kes, bak. beni dinle. Evet deme. Tamam, Sesini tamam, kes. Tamam. Kestim, kestim. Sesini kestim. Evet. Anladım. Ben oğlan dedim ki oğlum kalk ben gidiyorum. Babam bana bak. seni öldürürüm. Bıçaklarım dedi telefonla. Ben alanlara gittim. Kocanın o sırada evde miydi bu cümleleri kurarken? Yok telefonla dedi. Ben de yengeme gittim. Halamlara dedim ki hala yenge dedim. Bak biz taksiyle geldik için dedim. Ziyaretim bana bunu böyle dedim. Halam dedi ki bu nasıl ne yapmış? Bu çocuklar bizim köylü. Bu olamaz dedi. Hemen kalk bana gel dedi mi hala? Ben kendim gittim. Yengeme dedim. Yenge bak Ziyaretim bana böyle küfür etti. Hı -hı. Ondan Şahit sonra olarak. seni öldürürüm bıçaklarım dedi. Hı. Ben de o korkuyla halamlara gittim. Benim evimin karşısı zaten kendisi. Da kendisi. Hı hı. Yakınız. Ondan Hala sonra bağlanıyor. gittim. Dedi ki biz konuşurken eniştemden dayım, öz dayım o gece seni evin önünden bir taksi mi e, gelip aldı? Ben o gecesi Erol Erol Kocabaşı aradım kendisini. Hı. Erol dedim. Ziyatim beni öldürecek dedim. Erol, bak. Kimse hı. yoktu. Hı hı. Dedim ki gel beni karakola götür dedim. Beni aldı karakola Vallahi. götürdü. Vallahi. Ben içeri girdim. Çocukları indirmiş. Abim, yengem, Erol, keskin benim abimin yan tarafında bıçak varmış. Sevalcığım bak. O gece sen halana haber veriyorsun. Kocam beni tehdit ediyor hala, telefonla evet, diye. Bir de kapı komşusu hala. Evet, evet. karşım. karşım Hala kapı komşusu. Karşım. Şimdi halan halanın eşi var yengeni arıyorsun. Sen bunların hiçbirine gitmiyorsun. Halamlara gittim. Erol Bak sizi nereden aldı? Erol Bey. Evin önünden aldı. Halanın, halanın evinden mı aldı? mi? Aldı. Yok kendi evimin önünden aldı. Ha yani seni evden evet, direkt ben aradım. Erol alıyor. Evet. Karakola götürüyor. Evet. Erol, Sen Erol'la karakola gittiğinde kocanla karşı karşıya geliyorsun. Gelmedim. Ben Anladım. Ben Sizi jandarma içerim. görüştürmüyor. Bunu biliyorum. Evet. Sen o gün karakoldan çıktıktan sonra nereye gittin? Ben ben o gece ifademi verdim kendim. Üç tane evladımı taksiye almışlar. Kızları. Hangi taksiye? Ziyaretin Şanlı'nın arabasına. Anne benim 13 yaşındaki kız dedi ki anne babam seni öldürecek. Balta var, bıçak var. Dayımın yanında bıçak var. Beni can damam Aksubay aldı. Beni kadın doğuma götürdüler. Mani ettirmek. ifade verdim ya. Ben ka acilin kapısına girdim. Yengemden abim benim üstüme yürüdüler dövmeye. Hı -hı. Ben sadece gördüm bıçağı çıkardı. Abim benim bıçakla Aksubay benim önüme geliyor. Bu şey oluyor seni ask, yani şey evet, kolluk, e, acile götürüyor. O evet. sırada ailen şiddet uygulayacak. Evet Hı -hı. ondan sonra ben aynı oldum. Kendi evlatlarıma abim aradım. Abi benim çocuklarımı gönder bana. Hı -hı. Gelsin kızlar göndermiyorum. Bana abim küfür etti telefonla. Sevacım ama problem şurada. Sen şimdi eşinden şiddet gördüğünde Ziyattin Bey. Eşinden şiddet gördüğünde ailene sığınırsın ya. Benim annem sen niye ailene sığınmadın beni, da beni eşim annemler bize beş ay altı ay yedi ay duruyor dedi ya benim eşim Ziyaat'in <laughs> bak o ben şey biber hani kahvaltı hazırlarken ben ona böyle dokundum benim kafama tekme vurdu anladım ben evlilik içerisinde şiddete maruz kaldın asla bab bir dakika sorun sorunuzu e, soracağım bir insana ben size dün sordum ayıp olmayın o soruyu o soruyu evet. sorma anladık biz evet. Ben bundan şey diyeyim. Affedersin. An anlarsın. Annenize, halanız, yengeniz her şeyi biliyor ya. Onlar niye size inanmadıklarına ben kredi e, içerisinde. Niye an anneniz böyle şiddet gören çocuklar 13 yaşındaki kızınızla da anneanne, dayı. Anneme babam böyle yapacak söylüyor Biraz ya. Biraz böyle olmuş bunun. Evet, yani niye niye size inanmıyor anneniz de? Sizi annem suçluyor. inanmıyor. Benim annem arkamda durmadı. Abi o konuşuyor. gecesi aradım. Abi gel benimle konuşalım dedim. Annesini bağla annesini. Abim bana bağla, güvenmedi. Annesini. Erol Bey'in tek suçu sizi <laughs> e, kurtarıcı gibi yani alıp Siz... beni jandarmaya götürdü. Jandarmaya Ama Erol'a ne gerek var? Senin yani dığdının dığdısının tanıdığı senin. Niye Erol kurtarıcın senin? Bak Erol'un eşi senin annene ne diyor? Benim kocam diyor, işe yaramaz biri. Aynen böyle bir cümle kurdu. Benim kocam işe yaramaz, bak Seval'i kullanır mağdur eder diyor. Demiş mi? Demedi. Peki Erol'un eşi sana Seval benim kocama dikkat et iyi bir insan değildir dedi mi? Demedi. Demir. Demedi peki şu fotoğrafı vereceğim bu fotoğraf ekranda değil sadece evet. sen göreceksin. Evet. Bir verelim o fotoğrafı. Ha. Ha. Gelsin fotoğraf. Bu fotoğraf ne zaman çekildi? O bak ben tek halimde çekindim bunu kim çektiyse fotoğrafları birbirine getirmişler biz Erol'la... Yani, Photoshop mu bu? Montaj evet, mı? Evet, montaj. Biz Erol'la yan yana gelmedik. Erol'la benim işim yok, ilişkim de yok, Sevalcim, evet. Bu fotoğraf sana ait bir fotoğraf. Evet, tek, tek. Evet, ama bunu kim yaptıysa Evet. Sanki e, siz böyle sarılıyormuşsunuz gibi yok, hale getirmiş. Yok. Peki sizin çevrenizde montaj bilen, Photoshop bilen kim var? Hiç kimse. Vallahi Hiç kendi insan, insan tuttuysa onu bilemem. Hiç, Niye yalan. sana insan tutsun ya yani şu fotoğraf yalan için? He? Bu evet, fotoğrafı sen mi attın? Şu fotoğrafı kime attın? Ben yengeme attım resmimi. Peki, Peki Erol'un bu fotoğrafı kimde var? Bende yok fotoğrafı Erol'un. Peki <laughs> bu iki yani ikinizin olduğu bir fotoğraf karesi Erol'un telefonunda olabilir mi? Bilemem. Şimdi bu fotoğraf karesi Erol'un telefonunda var. Sonra senin telefonuna gelmiş. Yani senin anlattığın gibi montaj falan değil. Siz bu fotoğrafı beraber çektirmişsiniz. Esra Hanım. Hatırlamıyor olabilir misin acaba? Yok. Çekinmedim. Tavuk tarlasını düşün. Yok. Yok çekinmedim. Hasta ziyaretine geldi o zaman. Yok çekinmedim Esra Sen şimdi diyorsun ki bu fotoğraf Hocam tek. Hocam şimdi resmini ne? de göstersin. Bu montaj. Resimim tek. Evet. Bu resmim tek. Senin bu kadar büyük düşmanı kim olabilir? Valla kendi ben, insanları ben ben. tarafından yapabilir. Sen kendi halinde bir kadınsın yani böyle Photoshoplar, tehditler, montajlarla hani tehdit edilecek biri misin? Değilim ama tehdit ediyor. Başka hiçbir karede Erol Bey yan yana bu resim dışında resminiz var mı? Yok, yok. Kimse diyorsunuz çıkartamaz. Peki bu ağacı ee, hatırlıyor, hatırlıyor, hatırlıyor musun? Şu ağacı hatırlıyor musun? Yok, <laughs> yok. Esnem. Burası neresi? Bak bu bizim eski evin dedemin evin önündeki. Ağaç. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak hatırlıyorum kendi dedemin... <laughs> tarihini hatırlıyor musun o ağacın? Yok tarihini hatırlamıyorum. Benim Kaç kız... ay önce çekildi bu? O zaman benim Şerife en küçük kızım olduktan sonra benim en küçük kızım varken kızı Medine çekti bu tek halimde Yalan. Yala. benim. Yala. Bu yala. dedenin evin olduğu evet. yerdeki evet. ağaç. Yalan. Medine çekmemiş oldu Seval Hanım siz selfie yapıyorsunuz siz böyle yapmışsınız. Evet. Kendin Bak, çekiyorsun. Hani biri çekmemiş. Kendin yani eskiden vardı ya kendin. böyle. Elim aşağıda. Hayır kendin çekiyorsun. Hayır hayır şöyle fotoğraf çekmeyi Yok, çekmem. sever misin? Yok, çok sevmem. sever. Sevmem. Çok sever. Sever. Nerede seviyor? Var var, var var var. Senin gibi. Daha Benim başkaları var. Benim yayınımı kes. Sesimi es abla. kes. Esra abla <laughs> gel Kesin. daha başka fotoğrafları var. Bakayım bunu kimine çekindi. Esra gel hemen, Esra abla. Tamam. Res gel Resmi sen... mesajlarım var mesajlarım bak ben sana Tekrar 25 milyar para çektim 25 gel. 15 milyar da çektim sen çocuğu benim oğlanı dövdün anne 13 milyar verdi nerede tamam 15 milyar çektin. kabul ediyorum madem ben çocuğumu dövüyorum bana niye bıraktın gittin o çocuğu Vicdansız. Gel Gelmedi. tane evladı Vizansız nasıl bıraktı gittin? Üçünü aldın birini nasıl bıraktın? Sen nasıl tartı? kalbim var lan nasıl? Nasıl? Kalbim var mı senin? Var. Hani? Var. Sen beni geri gel. Yalan Bir kişi park. değil. Yalancı Sehal, Tüm köy bağlanabilir. E, o evden, e, o gece evden kaçıp e, Erol'dan yardım isteyene kadar hiç Annene, gidip kocandan şikayetçi oldun mu? Çünkü Hayır. sen de peşinden ben... Benim kafama yumruk kan vurdu. Allah ben... Bir evlilik anlattı. Ben dedi bir rahatsızlık geçirdiğim için çalışamıyorum. Benim hazır param vardı. E şimdi yıllar sonra çalışmak istedi dedi değil mi? Esra Hanım. E ee, biz dedi parası mutlu, varmış. mutlu bir bir, bir başım, ikiniz başka bir hikaye anlatıyorsunuz. Ziyaettin diyor ki biz mutluyduk diyor evet. ta ki e, eşim bu Erol denen kişiyle görüşmeye başlayana evet, kadar. Evet. Diyor. Aynen öyle. Esra Hanım. Sen bugüne kadar hiç kocandan gidip şikayetçi oldun mu? Yok, Hayır. karakola falan gitmedim. İlk defa. Yani, niye evet. gitmedin? Gitmedim. Erol mu yok yoktu ki bir o şey zaman. Şey yok değil. Çünkü korkuyordum. Dövüyordu bak, 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 bak. korkudan ondan gidemedim. Peki o gece ilk kez e, şikayet edecek cesareti nereden buldun? Heh. Kendim. Heh. Ama Erol'u aramışsın. He. Ama korkudan alamadım. niye için, Alam dedi ki git kızım şikayet et bunu dedi. Gece gelir seni bıçaklar öldürür dedi. Peki halan sana o gece git şikayet et diyor. Sen <laughs> Erol'la gidiyorsun. Sonra halan kapıya dayanıp Seval eve geri dön diyor mu? Dedi. Ben de dönmeyeceğim Halılar dedim. da dengesizler. Haberi yok. Hem de şikayet dedim. et diyor. Sen niye halana güvenip evine gitmedin? Gitmedim. Neden? Neden konuşuyor? Gitmedim. konuşuyor? Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Sabahleyin bizi bu götürüyordu. Yengemle beraber gidiyorduk. Bekçiye ara dedi bu. Benim. Tamam Seval. O gece giderken çocuklar, evet. üç tane çocuk var. 13, 9, 5. Evet. Ee, ayık mıydı, uyuyor muydu? Taksiye binerken. Uyumuyordular. Ayıklar mıydı? Evet, normal kendi ayaklarından bindiler Esra Hanım. Oy Uyuk hapı içilmişler. Tamam. Tanırlar mı Erol Bey'i çocuklar tanır Şimdi mı? sen de benim evet. lafımı kesme. Ne diyorlar Erol Bey'e? Abi olarak diyorlar. Hayır, yani, hayır. Görürler mi? Hayır. Ya mesela arabaya binseler çocuklar şiddetten kaçıyor ya. He. Erol Bey'in de arabasına binmezler diye düşündüm ben. Önceden ama tanıyorlarsa korkmazlar. E yok onlar bir eşim ameliyat olduktan sonra geldiler ya. Bir kere geldi o zaman tanıdı. Bir de annemlere gittikten sonra. Bir kere mi Bir kere mi geldi bir kere mi geldi? Evet bir kere geldi. Caman camın oradaki şeylerde taşlarda içeri aldığın izler var izler. Ayakkabıların Yalan konuşma. Var. Ben Erol'u içeri yıkattırmadım. almadım. Dedim bunlar delir. Yıkattırmadım. Çeksin bir tanesi göstersin yalan mıymış? Yalan konuşma. Kiminle dalga geçiyorsun sen? Evlat büyük keskinliği de lan. Ne zaman içeri atmışsın? Benim rahatsızlığımdan yararlandın sen. Nasıl? Senin evet, rahatsızlığından. Evet. Yalan konuşma. Evet. Ben 15 milyar çektim. Senin borcunu ödedim. Niye yalan ödedim, konuşuyorsun? Öde, eyvallah ödedin ödemedin diyor mu? Ya ne yapacak geldin? İşe gitmedim ama, gitmedin dedi. Ama onu kim geri ödeyecek? Kim ödeyecek? Ödeme, ben senin cehennemin dibine kadar istemiyorum. Ne Beş kuruş istemiyorum. o gece sabah eve geldiğinizde evde çocukları ve eşinizi bulamadınız. Ne yaptınız, ne düşündünüz? Hocam, Isra Hanım, geldim oraya eve. Saat bana saat sekiz buçuk gibiydi. Geldim içeri baktım, oğlum ağlıyor içeride. Yatağa sarılmış, sobayı falan yakamamış. Oğlum ağlıyor. Dedim oğlum ya hayırdır, ben. niye ağlıyorsun? Dedik anne de baba dedi, annemler dedi... ...akşam dedi, saat dedi, on buçukta kaçmış gitmişler dedi. Dedim nereye? Dedi o Erol denilen adam geldi götürdü dedi. On buçukta mı kaçmışsın? Evet. Yalan konuşma. Kaçta kaçtın? Evet. evet, evet öyle söyledi. On buçukta bir. kaçmadım. Sekiz yalan mi, konuşma. On buçukta dedi e Erol geldi dedi. Arabaya bindiler dedi. Beni de dışarı attılar dedi. ...Recep'e gönderdilerdi Geldim dedi. Beni de dedi geldim gitmişler dedi. Allah Bana dediler ki dedi. Halamlara gidiyoruz dediler, göndürsün dediler göndürsün dedi. ...bana bir yalancı dedi. Halamlara gidiyoruz dedi. Artı dedin ki evime ocağıma... hiçbir şey almıyormuşsun. Evet evimi yaparken bak sözümü kesme dinle. Sen ben konuşur, sana sen anlatacağım. Baş başa Bırak bıraktım sen sizi zaten. Bak, sen olur, bir dur dinle, şimdi. Ben sen de... kime bak tüm köye git. Gidin hadime. Vardır. Bak kaç para. En az aldığım zaman her ay bir buçuk iki lira para alıyordum. Kimin maaşından aldın? Kimin Lan maaşından daha çalışalım. aldın? O, ya. on ay olmadı. Konuşma. On ay. Kimin maaşından aldın? On ay olmadı. On ay. Nerede? 19 senelik evliyim, 10 ay olmadı seni daha işe başlayalı. Ya Çıkarsınlar dokümanları, çıkar yani. Yalan konuşma. Ben... ben 7 senedir bir fil çalıştım sizin için. Ameliyatlarımı, dikişlerimi almadan işe gittim. Ne için? Ge Ödeyemeyeceğim borçları dedim. Kalktım, gittim, akşam geldiğimde dikiş aldırmaya gittim. Bunları unuttum. Cenab-ı Allah gözüne dizine durdursun. Senin, senin dizi <laughs> gözüne durdursun, Allah'ın seni zaten... Sorun, annesine sorun. Komşularıma sorun, kimi isterseniz bağlan, dayısına Esanlı, sorun, teyzesine sorun, bir sorun bakalım bakalım. Dinliyim mi sen? Buyurun, kesin. dinleyin ama siz de dinleyin. Ben olur. sesini bir kesin, söyleyeceğim. Sesini işte canlı ha. ya, kesemiyorum ben, yani sen her koşulda duyuyorsun. Ben ev yaparken kendim, inşaata gidiyordu kendisi. Ben soğan ekmek yirken en küçük kaynımın hanımını inşaat aldığı parayı oraya veriyordu. Aldığı yiyecekler oraya gidiyordu. Ben eve yiyecek almadı. Halam bana, ben, benim komşum, Atfinli komşum vardı. Yeliz, takvim, 200-300 milyon para verdiği zaman ben para saklamıyordum, ona veriyordum. Eve yiyecek almadı. Ben bıraktığım gecesi, gittiğim akşamı benim dolabım boştu. Kaç yıl e, böyle yani açlık ve ekonomik anlamda sıkıntılar Sabah ne çocuk ekmek, salçalı ekmek okula gider mi? Ben kendim işe salçalı yumurta ile salçalı ekmekten işe gider miysen? Ya şimdi ben, şöyle ben, şartlar bak şartlar Değil göre tercihine göre şimdi bak bunu var, böyle ben söylerken ben, ben yıllardır açlık şey. çekiyorum o gece o yüzden kaçtım dersen bak kadın açmış bu yüzden kaçtı. Ya o zaman millete sorarlar 19 yıldır açlıkla bu kadar savaşıp da bir gecede niye kaçtın diye. Dava aslında ekonomik sebepler falan değil dava başka ne? şeyler. Evet. Anladın mı? Evet. Ha, Evlilikteki ekonomik sebepler o evlilikte sıkıntılar yaratıyor, çocukların geçim derdi o evlilikten sıkıntı yaratıyor ama siz de anladığım kadarıyla sen de çalışan bir kadınsın. E, o da çalışan ya da çalışmış evet. bir adam. Bugüne kadar siz bu evi ayakta tutmaya çalışıyordunuz ama sen değişmeye başladın. Evet. Seval, Değişmedim Esra Hanım. Ha, yok aynı olabilirsin Değişmedim ama. Değişmedim aynıyım. Tamam. Aynı Hı. olabilirsin ama düşüncelerin bakış açın değişti, kendini tanıma şeklin değişti. Seval başka bir yerden bakınca belki de gözüne perde indi, gerçekleri görmüyor. Ben değişmedim Esra. bir e telefonunuz efendim. var mı? Telefonunuz var mı? Var, Size ait. Var. Şimdi böyle boşanma davalarında bana geldiği zaman böyle iddiada bulunuyor ya eşim birinde kaçtı. Evet. Hemen eş diyor ki işte o GSM operatörüne eşim kimlerle görüşmüş? Bir gün içerisinde Ziyahattin Bey bunu talep etse, sizin de döküman gelse, Erol Bey'le hiç görüşmeniz var mıdır? Yok. Ya da günde kaç tanedir? Yok. Hiç yok bak, Yok. Emin misiniz? Evet, yok. Konuşmuyorum kendisi. Avukat Ma, Telefonumda Erol'un telefonun numarası engelli. Karısının da engelli. Konuşum. Niye engellediniz? Kaç gündür? A siz rahatsız mı ediyorsunuz? Beni aramıyor kendisi. E siz nasıl o gece aradınız? Beyefendiyi yardım istediniz siz. Ben kendim arıyorum ama o beni arayamaz. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> ben arayabiliyorum. Yalan. Peki Yalan değil. Engeli şu an, şu an kaldırdın var, mı? Oğlum var, 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 var. Yok. Gör görüşeceğiz evet. şimdi. Yok. Esra abla, Buyurun. şundaki mesajlara bak kiminle görüşürüz. Bakamıyorum mesajlara ben. Bak kiminle görüşürüz. Ama siz isterseniz yani Yok, ben kendisi mi? şahısla yanına Hayır, gitmek Hayır, şahısla istemem. mesajlara bakabilir miyim? Ulan mi? dün şey... Yok, istemiyorum. Beyazıt Camisinin yönetiminde benim küçük kızımı bilen e, İftira da atıyor olabilir mi kendi kendine diyorsun ya montaj filan yapıldı. Evet. E, mesela bir mesajlara bakalım mı? Sen kimle e, şey e, o yazışmaya bakalım görmek ister misin? İstemiyorum. Neden? İftira çünkü atıyor yaptı. ondan istemiyorum. İftira, i̇ftira çünkü. Evet. Yaptı çünkü. Yapmadım. Yapmadım. Göstersin. Sen bana. Ben şu benim çocuklarımı verin boşaltın. Allah canımı alsın dayanamayacağım evet, Evet şimdi. Boşa. Boş Boşa ben zaten istemem. Senin evlatların, çocuk kızların seni istemiyor. Gel gel gel. Gelmiyorum. Gel, gel. Hadi öte gitti gel istemem. Dur dur. Bir dakika. Yok yok güvenli al. Çocuğu bulaş Ziyaret Bey. Gel. Gel göstereceğim hepsini. Hı hı. Çünkü önümde. Annem bizdeyken. Sen bana kayışla vurdun belime. Çıkardın, ne? kayışla vurdun. Niye herkes sana düşman? Annem bile dedi ki ben ee, senin kocan bu erol mevzunu annenden öğreniyor. Bağlattıralım mı? Annem ben de benim peşimde arkamda durmadı. Annem bunu daha çok sevdiği için durmuyor. Allah. Im. Bak görüyor musun? Biraz önceki <laughs> konuda annelerini evet. sevmiyorlardı. Evet, evet. Burada da damat Evet. sevmiyor. Sevmiyor. Abla Sen şimdi Ziyaettin'e sorsana benimle evli kal evli kalmak istiyor musun diye. Ben istemiyorum. Hayatım. Evlilik ben, ben evli Boşansın. Sevancığım bunu sana sormuyorum. Senin evet. düşünceni biliyorum. Ziyattin seninle evli kalmak istiyor mu? İstemez. Hayatta. Ben de, ben de istemiyorum. Ha, o da istemiyor. Ben de istemiyorum. Anlaşmalı boşanma evet. konusunda ben sizi bir araya getirip konuşturacağım. İnşallah e, bir çözüme varırsınız. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizi Çünkü... buradan uğurluyorum. Seval Hanım buyurun. Ha? Ay beddua etmeyelim lütfen.